İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Saç ekimi nedir ve yurt dışından saç ekimi için gelecek hastalar Türkiye'ye neden güveniyor? Doktor Gizem Kağıtçı ile konuşuyoruz. Saç ekimi kişinin donör bölgesi dediğimiz ense bölgesinden füye yöntemiyle tek tek greflerin alınıp başın üst bölgelerinde ekime uygun olan bölgelere nakledilmesidir. Bir doku transplantasyon işlemidir. İlk 3 ay dökülme evresidir. 4. aydan sonra saçlar hızla uzamaya başlarlar. 6 ayda sonucu görürüz artık. Saç ekimine uygun her hasta muhakkak bir hekim muayenesinden geçmelidir. Operasyon süresince de hekim kontrolünde olmalıdır. Çünkü saç ekiminde adrenalin içeren bazı ilaçlar uygulanmaktadır. Kişinin o güne kadar fark etmediği herhangi bir rahatsızlığı, herhangi bir kalp problemi, ritim problemi olduğunda ölümcül sonuçlara kadar gidebilir. Hekim muayeneyi yaptıktan sonra hastayla beraber çizimini yapar, ön çizgi nasıl olsun, planlama nasıl olsun şeklinde hastayla birlikte planlama yapılır ve işleme geçilir. Yabancı hastaların ülkemizi tercih etmesindeki en önemli etkenlerden birisi de iletişim kolaylığıdır hastalar ülkemize gelmeden önce kendi dillerinde tercümanla birebir iletişime geçebiliyorlar. Ve gelmeden önce tercüman aracılığıyla hekimlere akıllarındaki bütün soruları sorabiliyorlar. Ülkemize geldikten sonra da yine tercüman ve hekim takibinde ol olmaya devam ediyorlar ve döndükten sonra da 6 ay 1 yıla kadar sürekli takipteler. Bu da hastalarda ciddi bir güven oluşturuyor. İkinci sebepse tabii ki sonuçlar. Son yıllarda ülkemizde saç ekimi o kadar ilerledi ki geliştirilen teknolojilerle, ekim yöntemleriyle, cihazlarla artık eskiye nazaran çok daha yüksek sayılı grefler zarar vermeden alınmaya başlandı. Keza ekim bölgesinde de aynı şekilde ekim yöntemleriyle geliştirilen o kadar Doğal sonuçlar elde ediliyor ki hastalar sonuçlarını gördüklerinde kimse saç ektirdiğimi anlamıyor. 10 yıl geriye gittim. Ülkemizin bu alandaki başarısı da hastaların e, taleplerini arttırıyor, güveni arttırıyor. Artık tıraşsız saç ekimi mümkün olduğu için yeni yöntemlerle kadınlarda tıraş etmeden direkt aralara sıklaştırma veya ön çizgi geriye gitmiş olabiliyor. Ön çizgiyi aşağı alabiliyoruz. Bu sebeple kadınlar çok fazla saç ekimine başvuruyor artık. İşin Uzmanı programından şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek. Sağlıkla kalın.